Milyarlarca yıldır dönüşen bir dünyanın üstünde bugün her zamankinden daha fazla birbirimize yakınız. Enerji ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Toplumların refahı, endüstriyel ve ekonomik büyümeleri, kısacası geleceğimiz, ihtiyaç duyduğumuz enerjinin nasıl sağlandığına bağlı. Dünyanın son 50 yılında inanılmaz bir hız kazanan değişime nasıl adapte olacağız? Geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi insanlık değişime uyum sağlayarak bu sınavı da verecek. Hem bu sorulara yanıt bulmak, hem de temiz enerjiye geçiş sürecini hızlandırarak iklim hedeflerimize ulaşmak amacıyla sizlerle EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarında Güneş'in başkenti Antalya'da bir araya gelmek istiyoruz. Değişimin parçası olun. Smart enerji olarak yolculuğumuza 2009 yılında Güneydoğu Avrupa'da başladık. İmza attığımız projelerle çok kısa bir sürede yenilenebilir enerji alanında Avrupa'nın önde gelen yatırım ve mühendislik firmalarından biri olduk. Ar-Ge merkezimiz bir yandan üretimimizi optimize ederken bir yandan da teknolojimizi geliştiriyor. 2017 yılında Gebze'de 23.500 metrekarelik alanda kurduğumuz fabrikada güneş paneli üretimine başlayarak smart enerjiye üretici kimliği de kazandırdık. Smart enerji, sonsuz güneş, sonsuz enerji.
sektöründe yeni nesil teknolojik yatırımlar oturumumuzu başlatmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Tancan'ı, Enerjisa Enerji CEO'su Sayın Murat Pınar'ı, Uludağ Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İsmail Ergüneş'i ve Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Atalay'ı yayına davet ediyorum. Evet, arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Bakan. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Öncelikle hem şahsım adına hem bakanlığımız adına gerek sizleri gerek tüm izleyicilerimi izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Panelimizin sektörümüze, ülkemize faydalı olmasını temenni ediyorum. Sunucu arkadaşımız katılımcıları ifade ettiği için, belirttiği için zamanı verimli kullanma adına tekrar etmeye gerek görmüyorum. Bize ayrılan süreye sadık kalma adına konuşmacılarımızın 20 dakikalık bir süreyle konuşmalarını anlamalarını talep ediyorum. Daha sonra konuşmalarımız tamamlandıktan sonra da izleyicilerimizden soru cevapla ilgili kısım için yaklaşık bir 15-20 dakikalık da öyle bir zaman planlaması düşünüyorum. Bu çerçevede sizler de konuşmalarınızı bu süreye göre planlarsanız iyi olur diye düşünüyorum. Ve ilk olarak Murat Pınar Bey'e söz vermek istiyorum. Murat Bey, bildiğim kadarıyla bizlere dünya enerji sektöründeki makro trendler konusunda ve yeni özellikle teknolojik alandaki enerji yatırımları konusunda bilgi aktaracak. Murat Bey, buyurun, sizi dinliyoruz. Sayın Bakanım, çok teşekkürler, çok sağ olun. Herkese merhabalar. Öncelikle İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılara da bir an önce şifa diliyorum. Hemen kısaca zamanı doğru kullanmak adına kabaca dünyadaki trendler ne diye baktığımızda aslında 5D ile tanımlanıyor bu trendler ve her ülkedeki kendi trendleriyle aslında kesişen noktalar var. Nedir bu trendler? Aslında hepimizin bildiği, sürekli olarak da konuştuğumuz şeyler bunlar. İşte deregülasyon, dijitalizasyon, desentralizasyon, dekarbonizasyon bunlar aslında dünyada ve Türkiye'de değişmeyen gelecekle ilgili sürdürülebilirlik adına önemli trendler olmaya başladı. Türkiye'de özellikle neler var diye baktığımızda ikisini aslında beraber örtüştürmek de lazım. Bir kere kentleşme hala Türkiye'de önemli bir tetikleyici unsur. Elektrifikasyon hala dünya ölçeğinde baktığınızda, Batı Avrupa'yla karşılaştırdığınızda hala 10 kat daha hızlı şebekelerimize aslında bağlantı yapıyoruz. Ve en önemlisi de aslında yeni dönem trendlerinden, bugün bakanlığımızın da strateji dokümanlarında verimlilikle ilgili görebildiğimiz sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji aslında bunların bir mixinden oluşuyor. Nedir bu bahsettiğimiz trendler? Neyi tetikliyor aslında? Bir baktığınızda bunun altında e-mobilite, yenilenebilir enerji, güneş enerji sistemlerinin sisteme dahil olması, rüzgar ve hatta son dönemlerde hidrojene kadar konuştuğumuz bir şey var. Bakılınca dünyada özellikle e-mobilite şu an en önemli konulardan bir tanesi. Bugün 2,5 milyon civarında elektrikli aracın aslında dolaşımda olduğu ama 2030 yılına geldiğimizde 50 milyona yakın aracın aslında şebekelere olan etkilerini bizim bugünden düşünüyor olmamız lazım ki bugün San Francisco'da araçların toplam %20'si elektrikli araç. Ve bunun şebekeye getirdiği yük ya da ilave ihtiyaç, demand yaklaşık olarak %13. Şimdi bu ölçekte baktığımızda aslında bugün biraz önce söylediğimiz Türkiye dinamiği neydi?
hala dünyaya ve batıya göre daha hızlı büyüyen, daha fazla bağlantı olan, diğer taraftan kentleşmenin ki Avrupa kıyasladığımızda %92'ler civarında kentlerde yaşarken Türkiye'de hala %75'ler, %79'lar arasında bu bölgesel olarak baktığımızda. Bu da önemli bir büyüme paterni. Bugün baktığımızda dünyada yapılan toplam yatırımın 2002 şebeke yatırımından, geleneksel şebeke yatırımından bahsediyorum. Hala potansiyel olarak iki katı. Yani aynı anda hem geleneksel şebekeyi yönetmemiz gerekecek hem de teknolojiyi yönetmemiz gerekecek. Bu da bir değişim. Bunu peki sağlarken biraz önce sorunuzda söylediniz Sayın Bakanım. Teknoloji odağında yeni nesil enerji yatırımları ne olacak? Bu aslında bugünkü bilgilerimizle, trendlerle beraber ilişkilendirdiğimizde yenilikçi, inovasyon demek istemiyorum, yenilikçi kelimesini kullanmak daha doğru geliyor. Bir de kurumlar olarak da girişimciliği destekleyen yapılar oluşturmak. Bugün hem elder olarak hem de şirketlerimiz olarak farklı farklı kurumsal iletişim, kurumsal girişimciliği tetikleyen şeyleri kendi içlerimizde yapmaya başladık. Bu anlamda hem EPDK'nın hem bakanlığın teşviklerinde önemli buluyoruz. Ki bunların içerisinde neler var dedik. Startup ekosistemi destekleyen mekanizmalar kuruldu. Diğer taraftan Ar-Ge ve inovasyon aslında özelleştirmenin ilk gününden beri aslında destekleyen bir yapıda gidiyor. Tabii bunun içerisinde ne var? Bunları hep söylerken sürdürülebilirlik diyoruz. Aslında sürdürülebilirlik kelimesi de çok kullanırken zor bir kelime. Bundan sonra memleketin ve milletin faydasına neler yapabiliriz aslında? Sürdürülebilirliğin ana özeti de bu. Bunun içerisinde finansal sürdürülebilirlik, bunun içerisinde teknolojinin sürdürülebilirliği, kullanıldığı alanlar ki bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında gelecekle ilgili ki bu gelecek 10, 20, 30 yıldan bahsediyoruz. Bugünkü geleneksel yapı, geleneksel şebeke yönetimi yarının bu teknolojiyle aslında daha kompleks hale gelecek. Bu da aslında dijitalizasyon ve datayı öne çıkarıyor yaptığımız işlerde. Bu yüzden de bugün kurumlarımız içerisinde bunları destekleyen fikirleri, projeleri özellikle bir form altında toplayıp aslında geleceğe bu mevcutluğu nasıl taşırız, o hibrit modeli nasıl yönetiriz ki bunu çeşitli defalarda konferanslarda belirttik. Bugün sadece dağıtım şirketi olarak değil, aslında iletişim şirketlerinin melekelerine de sahip dağıtım şirketleri olmak zorundayız. Bugün kabaca bakıyorsunuz, o yenilenebilir enerji dediğimiz, temiz enerji dediğimiz şeyin şebekelere entegrasyonu aslında çok önemli bir konu. Bunu da geçmiş dönemde aslında küçük küçük başladığımız için belki öğrendiğimiz de bir şey. Ve bugün gençlerin çoğu da bu konuları nasıl beraber yönetiriz, bunun çalışmaları ve fikirleri içerisinde. Bir aslında küçük bir hikayeyi de tamamlamak isterim. Güçlü olduğumuz bir dönem aslında. Şimdi Kartal'la ilgili çok güzel bir hikaye var. Kartallar aslında 20 yıl yaşıyorlar. Kendilerini değiştirmeden. O 20 yıl içerisinde aslında pençeleri ve gagaları körlenmeye başlıyor ve en güçlü olduğunda kanatlarının, bedeninin en güçlü olduğu zamanda gagaları ve pençeleri çalışmadığı için ölüyorlar. Eğer bir kartal gagasını kırıp 150 gün açlığa dayanabiliyorsa, pençesini kırıp dayanabiliyorsa tekrar oluşuyor ve bir 20 yıl daha yaşıyor. Şimdi aslında demin söylemeye çalıştığım sürdürülebilirlik böyle bir şey. Bu bahsettiğimiz yeni teknolojiler, startuplar, yeni fikirler aslında o geleneksel yapımızda en güçlü olduğumuz dönemi daha güçlendirip geleceğe bakabilmemiz için en önemli şey bu değişimi sağlayabilmek. Yani gagamızı kırabilmek, pençemizi kırabilmek. Bu da mevcutta belki yaptığımız işlere zarar verdiğini düşündüğümüz yeni teknolojiler aslında bizi gelecekte de güçlendirecek şeyler. Belki başlangıçta böyle girmem, bu hikayeyle tamamlamak bana doğru geliyor bakalım. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar daha sonra ilaveleriniz olacak mı Murat Bey? Olur. Ben hani diğer konuşmacılarımız da hani ara ara olur diye söyledim. Yoksa hani devamlı edebilirim. Tamam. O zaman vaktiniz müsaitse o zaman diğer konuşmacılardan sonra bir tur daha olur. Söz hakkı vereyim size. Programınız olur Sayın Bakan. Uygun şu an beklediğimizden daha önce başladık. O yüzden bahsettiğim saate kadar kalabilirim. Tamam peki. O zaman ben teşekkür ederim bu ön bilgilendirme ve açıklamalarınızdan dolayı.
Şimdi müsaadenizle Uludağ EDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın İsmail Ergüneş'e söz vermek istiyorum. İsmail Bey, özellikle dağıtımdaki yazılım ve teknolojilerin yerleştirilmesi ve millileştirilmesi hususlarında bilgiler verecek. İsmail Bey, tekrar hoş geldiniz. Sağ olun Sayın Bakan. Dağıtımda ne tür yazılımlar veya ne tür yeni teknolojiler kullanılıyor ve bunların yerleştirilmesi ve millileştirilmesi konusunda Uludağ EDAŞ olarak sizin ne tür bir çabalarınız var, faaliyetleriniz var ve sektöre önerileriniz neler? Buyurun, sizden bunları dinlemiş olacağız inşallah. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyorum. Ben de Murat Bey gibi milletimizin başı sağ olsun diyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde gereken tüm tedbirleri alır. Daha bu tür üzücü şeyler yaşamayız milletimiz. Üzüntüye gark olmaz. İkinci olarak da her şeye rağmen bu organizasyonu düzenleyen organizasyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu şartlarda bilgi paylaşımı, fikir alışverişi ve geleceğe daha sağlıklı bakabilmek adına bu organizasyonu düzenlemek için çok şükranlarımı sunuyorum. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bu zorlu süreci de hep birlikte inşallah aşacağız. Şimdi Murat Pınar'dan sonra konuşmak hem zor hem kolay. Murat Pınar çok iyi bir çerçeve çizdi, vizyon çizdi. Geleceği anlattı. Ben de sizin buyurduğunuz gibi bu geleceğin biz neresindeyiz? Kazanımlarımız ne? Geçmişten gelen güçlü yanlarımız ne? Değişim, riskler var ama diğer yandan da fırsatları neler? Bunları kısaca kendi deneyimlerim, sektör tecrübemiz ve Murat Bey'in çizdiği vizyon çerçevesinde de anlatmaya, paylaşmaya çalışacağım. Sen bakalım, ben her yerde her zaman söylüyorum, Türk dağıtım özelleştirmesi bence son 20 yılda dünyadaki en başarılı özelleştirme uygulamalarından, en başarılı ekonomi politikası uygulamalarından elde ettiği sonuçlar oldukça başarılı. Yani dünyada yok gibi özelleştirme sonrası maliyetler çok artmasın, fiyatlar çok artmasın. Dağıtım özelleştirmeleri hem müşteri nezdinde, hizmet kalitesi anlamında hem de maliyetler anlamında aslında çok ciddi kazanımlar sağladı. Hani siz sektörün en başından beri kamu dönemi, özel sektör, özelleştirmeler her tarafında her noktada görev yaptınız. Bunları benden çok daha iyi biliyorsunuz. Tekrara düşmeden bunların altını çizmeye çalışıyorum. Yani aboneden müşteriye dönen bir süreç, bir değişim yaşadık. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki bütün sektörün odağında müşteri memnuniyeti var. Herkes yaptığımız bütün faaliyetleri müşteri odaklı yapmaya çalışıyor. Hani bunu bize sağlayan bence teknolojideki ve altyapıdaki gelişim. Teknolojik altyapımız başladığımız noktanın oldukça ilerisine gelmiş durumdayız. Yani yapısal sorunlarımız vardı özelleştirme sonrası. Yapısal sorunlar aşılıyor. Daha sonrasında hani regülasyonla ilgili malumunuz her tarafın dediğim gibi hem EPDK hem bakanlık tüm süreçlerinde bulundunuz. Ben regülasyon anlamında çok ciddi bir ilerleme kaydettiğimizi görüyorum. Oldukça ileri düzey bir regülasyona sahibiz. Şu an ise özellikle son 3 yıldır, 4 yıldır hani bakanlığımızın ve EPDK'nın öncelediği bir müşteri memnuniyeti, müşteri hizmetin odağına koyma süreci yaşıyoruz. Bu bizleri de dönüştürüyor. Bütün sektör paydaşlarını da dönüştürüyor. Şimdi biz bugün itibariyle temel teknolojik altyapılarımızı aslında
tamamlamış durumda. Yani SCADA, coğrafi bilgi sistemi, bugün yıllık tüketimi 25 bin kilowatt saatine, ben kendi bölgemde 25 bin kilowatt saatin üstündeki tüm müşterilerime OSOS altyapısı kurmuş durumdayım. Benden sonra Mehmet Bey mutlaka söyleyecek, bizden çok daha ileri düzeyde, çok daha geniş kapsamlı OSOS altyapısı kurmuş şirketlerimiz var. Şimdi malumunuz hani daha önce tek yönlü ve sadece elektriğin aktığı bir şebekeden şimdi çift yönlü akışın olduğu, herkesin hem tüketici hem üretici olduğu bir şebeke yapısına geldik. Murat Bey yine çok güzel söyledi. Yani biz aslında mikro şebekenin yanında dağıtım şirketi olarak mikro bir iletim şirketi haline dönüyoruz. Ölçme, haberleşme altyapısı geliştikçe her geçen gün sistemimizde biriken veri yani inanılmaz bir boyuta erişiyor. Yani bundan 10 sene önce sadece 500 tane OSOS sayacıyla veri toplarken bugün yaklaşık 600 istasyonumuzda SCADA var. Yaklaşık 60 bin sistemimizde OSOS var. Coğrafi bilgi sistemimiz var. Sahadaki her elemanımızda mobil cihazlar var. Biz bunlarla sürekli haberleşiyoruz ve sürekli bir veri topluyoruz. Dolayısıyla bütün süreçlerimiz artık veri tabanlı. Dolayısıyla bu bize bir değişim zorunluluğu getirirken aslında büyük fırsatlar da getiriyor. Müşteri odaklı olduğunuzda ve verimlilik hedefli olduğunuzda bütün süreçlerinizi teknoloji odaklı yapmanız ve bilgi teknolojilerini kullanarak yönetmek zorundasınız. Yani ben şunu çok kendi operasyonumuzda açık bir şekilde görüyorum. Biz insanla gelebilecek yere geldik diyebilirim. Bundan sonra biz teknolojiyle daha ileriye gideceğiz. Ben şirketimizde şu an yapay zeka uygulamaları yapmaya çalışıyoruz. Ben bazı şirketlerimizin başladığını biliyorum. Bunu niye yapmaya çalışıyoruz? Çünkü şirkette aldığımız orta ve alt düzey kararların bir tipolojisini çıkarttık, haritasını çıkarttık. %90-95'e yakın sistem aslında o karar için gereken verileri üretiyor. Siz bunu bir yapay zeka uygulamasıyla etkin hale getirdiğinizde aslında bütün hizmette, kararlarda, uygulamalarda bir standart yakalıyorsunuz. Şimdi bizi izleyen seyircilerimiz arasında mutlaka bu alanlarla ilgilenen arkadaşlarımız vardır. EPDK, Sayın Bakanım malumunuz, dördüncü uygulama döneminde kalite odaklı bir yapıya geçmek istiyor ki biz bu vizyonu her anlamda destekliyoruz, bu vizyonu paylaşıyoruz. Bize zorluklar getirecek, bize tehditler yaratacak bu kesin. Ancak her işte olduğu gibi işi doğru yapanla eğri yapanın, yanlış yapanın ayrıştırılması gerekir. Doğru yapanın iltifata tabi olması, ödüllendirilmesi, yanlış yapanın cezalandırılması gerekir. Bu yaklaşım, bu tarife yaklaşımı ben inanıyorum ki sektördeki işletmecilik modelini temelden değiştirecek. Sektördeki insan kaynağının yaklaşımını temelden değiştirecek. Elbette ki bir uyum periyodu, bir geçiş dönemi beklentimiz var. Bu uyumun bütün paydaşlarla birlikte yakalanması gerekiyor. Fakat temelde her türlü sürecin ölçüldüğü, çıktıların hedeflerle, göstergelerle kontrol edildiği ve buna göre de şirketlerin tarife yapısının oluştuğu bir yapıda, bir regülasyon çerçevesinde işletmecilik modelinin değişmemesi mümkün değil. Daha fazla bilgi teknolojilerine ihtiyaç var. Daha fazla ölçüm altyapılarına ihtiyaç var. Biz buna hazır durumdayız aslında. Yani daha önce yok muydu hedeflerimiz? Vardı ama ölçemediğiniz bir altyapı yönetemezsiniz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bunlar yani ilk tarife döneminden beri bizim tarife yapımızda her zaman teknoloji yatırımları yer aldı. Yani hem bakanlık hem EPDK bu konuda şirketleri çok destekledi. Yani Ar-Ge yatırımları,
Arge bütçelerimiz, yani Sayın Bakanımızın fikri aslında babası olduğu, sizin de kurul üyeliği döneminizde hani tarifeye sokulmuş Arge bütçeleri, artık bunların ben karşılığını almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda da aslında Türk yatırımcısının ve Türk dağıtım şirketlerinin önünde çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün dünyadaki yeni ekonomik modelin temelinde en önemli aktörlerden bir tanesi dağıtım şirketleri. Yani konvansiyonel dağıtım işi çok temelden değişiyor. Biz de bunu hacim olarak da hem nitelik hem nicelik olarak da yaşamaya başladık zaten, görmeye başladık. Murat Bey'in dediği gibi yani bugün elektrikli araçlar, yerinden üretim, akıllı şehirler, mikro şebekeler, %100 yerlilik, yani hangisini sayarsanız sen hepsinin odağında, korunda dağıtım şirketini görürsünüz. Çevre Bakanlığımızın bir akıllı şebekeler vizyonu var, stratejisi var. Burada biz en önemli oyunculardan bir tanesiyiz. Enerji verimliliği projelerinde yine şirketlerimiz başladılar. Enerji performans sözleşmesi imzalamaya başladılar. Ben çok önemsiyorum. Yani biz neticede enerji ithal eden bir ülkeyiz. Cari açık veren bir ülkeyiz. Enerji verimliliği alanında yapılan her çalışma çok kıymetli çalışmadır. Yani kaynağı verimli kullanmak hem bizim ahlakımızın, örfümüzün gereği, yani israf bizim hiç kültürümüzde hoşlanılmayan bir şey. İkincisi de hani kaynakları, ekonomik kaynakları, ekonomik olarak da, rasyonel olarak da çok sen bakalım verimli kullanmak lazım. Dolayısıyla verimlilik tarafındaki çalışmalarda da biz varız. Yani yeni ekonomi içerisinde dağıtım şirketleri çok bir rol oynamaya başladılar. Yani başlayacaklar demiyorum, başladılar. Dolayısıyla bizim bu büyük pastadan daha fazla yerli kaynaklarımızı kullanarak kendimizin katma değer yaratması lazım. Biliyorsunuz önümüzdeki dönem için biz yaklaşık 66 milyar TL civarında bir yatırım talep ettik dağıtım şirketleri olarak. Çok ciddi bir yatırım talebimiz var, yatırım bütçemiz var. Eğer EPDK bu regülasyonu değiştirmezse %5 şebeke işletim sistemi yatırımı yapıyoruz. Yani yaklaşık 3,5 milyar TL 5 yıl içerisinde şebeke işletim sistemi yatırımı yapacağız. Yani burada bir hedefimizin olması lazım. Yani burada bir yerlilik ve millilik, hani bir hedefimizin olması gerekiyor. Bu kaynağın belli bir kısmını Türkiye'de bırakmamız gerekiyor. Şimdi biz hani bu anlamda Sayın Bakanım sorduğunuz o soruya da yanıt vermeye çalıştım. Dediğim gibi Türkiye 10 yıldan fazla özelleştirme ve dağıtımdaki serbest piyasa özel girişim bir tecrübesiyle bence bu kavşakta çok önemli bir yerde. Şirketlerimiz çok ciddi altyapıya sahip oldular, işletmecilik tecrübesine sahipler. Günün sonunda software dediğimiz şey sahip olduğunuz işletmecilik tecrübesinin, birikiminin dijitalleştirilmesidir. Şimdi biz bu tecrübeye sahibiz Sayın Bakanım ve bunları da dijitalleştirmeye başladık. Yani yapay zeka derken biz bu süreçlerimizi standartlaştırabildiğimiz için, artık çıktıları tanımlayabildiğimiz için bunları dijitalleştirebileceğimize de inanıyoruz. Sayın Bakanım, bizde şu an 40 tane yazılımcı var şirketimizin içerisinde ve sahadan gelen bütün yazılım taleplerini kendi yazılımcılarımızla karşılamaya çalışıyoruz. Patrolandırma ve müşteri yönetim programımız, CRM'imiz, yani o da İngilizce ama bir Türkçe atılırız inşallah yaygınlaşırsa. Kendi yazılımımız, yerli yazılım Sayın Bakanım. Yani onu kullanıyoruz ve onu geliştirmeye de devam ediyoruz. Şimdi coğrafi bilgi sistemleri dağıtım şirketleri için en temel platformlar Sayın Bakanım. Onlar üzerine yeni çözümler geliştiriyoruz. Çünkü mobilite artık çağın gerçeği. Şu an bizim yaptığımız toplantıda hepimiz farklı yerlerden bağlanarak bir paylaşımda bulunuyoruz. Mobil çözümlerimiz, coğrafi bilgi sistemlerine geçtiğimiz mobil çözümleri de yine kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz. Daha ötesi, daha fazlası yapılabilir durumda. Yapmaya çalışıyoruz.
alçak gerilim, hani SCADA'nın orta gerilim düzeyinde yapılabilmesi bir maliyeti var. Yabancı şirketler var malumunuz. Hani alçak gerilimde şebeke izleyebilecek sistemler üzerine kafa yoruyoruz. Bunlar üzerine ne yapabiliriz? Çalışıyoruz. Yani OSOS'ta bir ilerlememiz var. Hani bütün şirketlerin var. Bizim orada da kullandığımız MDM yazılımımız yerli bir yazılım Sayın Bakanım. Tabii bu bizim değil. Bir başka şirket tarafından geliştirilmiş bir yazılım. Onu tercih ettik. Onu kullanıyoruz. Son dönemde yine bir Türk girişimciler tarafından geliştirilmiş bağlantı görüşü verme, enerji müsaadesi oluşturmaya ilişkin bir yazılım var. Onu kullanmaya başladık. Sayın Bakan, tamamen bizim yerli şirketlerin geliştirdiği yazılımlar. Ben Sayın Bakan'a bütün bunların özetinde epey süremede aşmadan şöyle bir toparlayayım son birkaç cümle. Bence potansiyelimiz artık açığa çıkmaya başladı. Türkiye bugüne kadar bu dağıtım sektöründeki ortaya koyduğu performansı artık uluslararası bir değer haline getirip sadece kendi içeride kullanım değil. Çünkü ben ona da taraftar değilim Sayın Bakanım. Hani öyle işler yapmalıyız ki zorlamalarla değil, bütün şirketler, uluslararası şirketler bizim çözümlerimizi tercih etmeli. Biz bir birikime sahibiz, bir teknolojik birikime sahibiz. Bunları da yapabilir durumdayız. Sizlerin, devletimizin öncülüğünde, önderliğinde EPDK'nın zaten hala dediğim gibi yani çok ciddi bütçeler veriyorlar. Bu konuya çok ciddi anlamda destek veriyorlar. Ben bu alanda hedeflerimizin olacağını, mutlaka gelişmeler bu yönde olacağına eminim. Adım gibi eminim. Çünkü bu olgunluk artık o aşamada. Hani ben genel olarak bunları söyleyebilirim. Katılımcılar arasında da hani bu konuyla iştigal edenlerin daha fazla bu alana yoğunlaşmaları, bizimle işbirliklerini artırmalarını şiddetle öneririm, tavsiye ederim. Bundan da keyif alırız Sayın Bakanım, bu tür bir işbirliğinden zaten yapmamız da gerekir. Benim birinci oturumsa eğer bu, Sayın Bakanım, söyleyeceklerim bunlar. Evet, İsmail Bey, teşekkür ederiz. Tabii siz önemli hususlara değindiniz. Özellikle 2021 yılında başlayacak olan 4. Uygulama dönemiyle alakalı EPDK'nın özellikle performansa dayalı ödül ve ceza uygulamalarının daha net bir şekilde olacağı bir döneme girmiş olacak. Yani daha anlaşılabilir şekilde EPDK'nın koymuş olduğu hedeflere ulaşmayla ulaşan dağıtım şirketleri bu konuda bir ödül almış olacak. Sözümle. Yine koymuş olduğu sınırların altında kalan dağıtım şirketleri cezaya muhatap olacak. Bu hizmetlerin daha kaliteli yürütülmesi, daha müşteri odaklı, müşteri memnuniyeti odaklı yürütülmesini teşvik eden bir mekanizma olacak. Tabii netice itibarıyla da tarifeye ve paraya taalluk eden bir husus olacağı için tüm bunların tepki. Bu verilerin de objektif, sağlıklı tespit edilebilmesi bu durumda önem arz ediyor. Dolayısıyla bu verilerin tespitine yönelik teçhizatlar, yazılımlar bu bakımda da önem arz etmiş oluyor. Siz biraz önce bazı yazılımlardan bahsettiniz. Önümüzdeki dönemde de herhalde bu tür yazılımların, kendisine güven duyulan yazılımların önem arz edeceğini ben de vurgulamak isterim. Teşekkür ederim katkılarınız için. Son olarak da Dicle EDAŞ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Atalay Bey'e söz vermek istiyorum. Mehmet Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de dağıtım şebekelerindeki smart grid uygulamaları, ekip otomasyonları, yenilenebilir enerji kaynakları için kaynaklarının yeni nesil şebekelere etkileri konusunda izleyicilerimize bilgi vereceksiniz bildiğim kadarıyla. Buyurun, söz sizde. Tekrar merhaba. Ben bu vesileyle İzmir depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle sahada çalışan bütün kurtarma ekipleri, gece gündüz demeden faaliyet gösteren enerji çalışanlarımıza, bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Allah memleketimizi, milletimizi bu tür belalardan ve musibetlerden korusun. Bu toplantıyı tertip eden organizasyon komitesine de çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, ben daha önce telekomünikasyon sektöründe çalışıyordum. Bize trend nedir diye sorulduğunda biz kısaca şunu diyorduk. Yüksek hız, geniş bant ve mobilite. Biraz buradan başlayarak hani enerji sektöründe de ufak bir trend girişi, sonra da bahsettiğiniz konulara değinmeye çalışacağım. Şimdi burada da enerjide de gördüğümüz şu, tabii ki asıl olan tüketicidir. Tüketicinin konforu artıyor. Konfor arttığı için de tüketim artacak. Yani bu geçmişte olan eğilimden önümüzdeki süreçte de bu devam edecek. Bir sonraki önemli konu da tabii ki tüketici bilinci ve kalite arayışı. Tüketici daha hesaplı ve kaliteli bir enerji hizmetini almak için çaba sarf edecek ve burada da sorgulayacak. Tabii geldiğimiz süreçte deregülasyon, regülasyon ve sonraki süreç çok önemli. Murat Bey bahsetti. Önümüzde özellikle şirketler açısından bu bütün dünyada ciddi bir konsolidasyon süreci söz konusu olacak ve burada da her anlamda bir sinerji ihtiyacı söz konusu olacak. Bir diğer konu karşımızda otonom ve yenilenebilir sistemler devreye girecek. Demin aslında haberleşmede bahsettiğim mobilite benzeri bir şey bu. Aslında insanlar, tüketiciler nerede olursa olsun en hızlı şekilde ve en hesaplı şekilde enerji hizmetini almak isteyecekler. Çünkü bu bir evrensel hizmet ve burada da gelecekte özellikle teknolojik gelişmeler, güneşle ilgili, yenilenebilir enerjiyle ilgili gelişmeler, dağıtık mimari ve otonom sistemleri, yenilenebilir sistemleri mecbur edecek ve ona doğru çok ciddi bir eğilim olacak. Burada tabii maliyet ve şey açısından, maliyet ve kullanım açısından verimlilik çok ön plana çıkacak. Yani bunu da görüyoruz. Geçmişe baktığımızda sürekli maliyetler düşüyor. Teknoloji enjekte edildiği süre içerisinde bu sistemlere, bu ürünlere teknolojinin katkısı arttıkça maliyetler düşüyor ve verimlilik artıyor. Bizim için tabii ki önemli olan konulardan bir tanesi, biz enerji kaynağı olarak ciddi bir şekilde ithalat bağımlısıyız. Son 3 yıl ortalamasına baktığımızda 41-42 milyar dolarlık bir ithalatımız var. Şimdi bu burada tabii yerli üretim çok önemli. Yerli üretim ekosistemi düşündüğümüzde hem yenilenebilir kaynaklara yönelik, hem kojenerasyon sistemlere yönelik, hem elde edilecek kaynaklar, yani fosil benzeri kaynaklara yönelik olarak
Yerli üretimin her açıdan gelişmesi gerekiyor. Bununla ilgili Ar-Ge faaliyetleri ve startup şirketleri gelişecek. Bir diğer önemli konu da hani ben bu başlıktan sonra bizim asıl konuya geçmek istiyorum. Dijitalleşme çok önemli. Şimdi burada dijitalleşmeyi şu şekilde aslında tanımlayabiliriz. İşin bir tüketici tarafı var. Tüketici bir enerji kullanıyor. Ama bunun ta üretim noktasına kadar dağıtım, iletim her noktasına kadar ölçülebilir olması, yönetilebilir olması, kontrol edilebilir olması ve onun profiline uygun olarak çok farklı opsiyonların sunulması gelişmiş bu dijitalleşme mimarisiyle ancak mümkündür. Şimdi burada da baktığımızda önümüze bir akıllı şebekeler yani smart grid şebekeler çıkıyor. Bunun arkasında geniş bir saha yönetim, sahayı idare etme, operasyonları yönetme konsepti çıkıyor. Bir diğeri de arka tarafta bütün bunları konsolide edecek, yönetecek OSS, BSS dediğimiz yönetim sistemleri ve iş sistemlerini gelişmiş veri teknolojileri kullanarak ve haberleşme teknolojileri kullanarak bunları bir araya getirip hem tüketiciye hem de şirkete toplam çözüm sunmasını öne çıkarmaktadır. Şimdi smart grid şebekelere baktığımızda esasında şudur, üreticiden tüketiciye kadar bütün şebeke elemanlarını kontrol edilmesini, haberleşme aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Esasında önümüzdeki günlerde bu sadece tüketiciye kadar değil, tüketicinin kendi iç mekanında, iç sistemindeki cihazları da kontrol etmeye kadar gidiyor. Yani bunu şöyle nitelersek, dört tane kademe olarak söylersek, birincisi bağlantı noktasından önceki kısım, yani tüketicinin evindeki cihazları, sistemleri yönetilebilir olması. Önümüzdeki günlerde, bugün zaten bu konsept oturtuluyor, akıllı ev, akıllı şehir konseptleri söz konusu. Burada tabii tüketicinin bütün cihazlarını machine to machine communication dediğimiz nesnelerin interneti dediğimiz konseptler çerçevesinde bunların yönetilmesi. Bir sonraki özellikle dağıtım şirketlerinin hizmet verdiği noktadan itibaren bağlantı noktasından itibaren bunların ölçülmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesi. Bunları hani genel olarak OSOS dediğimiz sistemlerle yapıyoruz. Bir sonraki ise fiderlerden, branşmanlardan, trafolardan bunların tamamının ölçülmesi, yönetilmesi ve bunların SCADA dediğimiz sistemlerle otomatize edilmesi. Bunların arkasında da bütün bu sistemlerin, bu bağlantıların, bu mekanizmalar kurulduğunda bunları yönetecek, monitör edecek, izleyecek, kontrol edecek, müdahale edecek, manevra yapacak ve arkasında müşteri ilişkilerini sağlayacak, faturalandırmalarını sağlayacak OSS ve BSS dediğimiz sistemlerin kurulması gerekiyor. Tabii gelecek tamamen bu tür şebekelere doğru gidiyor. Bu tür şebekelere yönelik yatırımların yapılması gerekiyor. Burada haberleşme çok önemli bir unsur. Özellikle 5G'nin hayata geçmesi bu nesnelerin interneti açısından sadece bu bağlantılı hatları söylemiyoruz. Burada otomobillerden depolanmış sistemlere kadar tamamını bu iletişim ağı üzerinden kontrolü söz konusu. Günümüzde
bu tür haberleşme altyapılarının özellikle 5G ve 4G ve 5G sistemleri burada çok önem kazanıyor. Biraz da burada Dicle'nin yaptığı işlerden bahsetmek istiyorum. Demin İsmail Bey bahsetti, özelleştirme süreci gerçekten çok önemli ülkemiz için. Biz 2013 yılında özelleştikten sonra bir strateji ortaya koyduk. Ve şunu hedefledik, dedi ki vatandaşlarımıza kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz bir enerji sağlıyor. Bu anlamda yeni bir şebeke modeline geçtik. 3K alanları dedik, alanlar oluşturduk. Bugün itibariyle 600 abonemiz OSOS'lu bu şebeke içerisinde. Bu hani Türkiye'nin en büyük OSOS'lu şebekesi. Abonelerimizin yaklaşık %27'si bu akıllı şebeke modeline geçti. Bununla ne yapıyoruz? Bununla bu bölgelerdeki kayıt dışı enerji kullanım oranlarını %70'den %15'lere düşürdük. Ortalama kesinti süresini 10'da 1'e düşürdük bu bölgelerde. Arıza sayılarını 10'da 1'e düşürdük. Çok ciddi iyileşme var. Hem vatandaşımıza daha kaliteli, sesinizi alamıyorum Sayın Bakanım, sesinizi alamıyorum. Sayın Bakanım, sesinizi alamıyoruz. Pardon, bu uzaktan sayaç okuma sistemleri bu dediğiniz sonuçları nasıl sağladı? Biraz daha açabilir misiniz onu? Tabii memnuniyetle, çok teşekkür ederim. Şimdi burada tabii biz akıllı şebeke dediğimiz zaman aktif pasif bütün sistemleri uzaktan kontrol etmemiz gerekiyor. Biz burada yeni tip sayaçlar dizayn ettik. Bu sayaçlar müşterinin bütün kullanımını, bütün tüketimini kaydediyor. Çok yönlü olarak ve özel tip panolar dizayn ettik. Sokak için ayrı, direk üstü için ayrı, bina için ayrı. Bunların içerisinde toplayıcı sayaçlar koyduk. Bu pano içerisinde örneğin 10'dan fazla abone varsa bu 10 abonenin hepsi için özel akıllı sayaçlar dizayn ettik. Bir de toplayıcı sayaçlar. Ve bunlar OSOS'landırıldı. Panoya herhangi bir müdahale edildiğinde veya sayaca herhangi bir müdahale edildiğinde bunlar merkezden anında görülebilmektedir. Biz bu merkezden her türlü arızayı görebiliyoruz. Tabii ciddi bir şebeke iyileştirmesi de yapıldı bununla birlikte. Ve sonucunda hem kayıt dışı tüketim azaldı hem de çok kaliteli hizmet verdik. Bu hizmeti verirken yani bu şebekeleri tesis ederken tabii mevcut altyapı aslında büyük oranda buna uygun değildi. Burada altyapı yenileme çalışmaları da çok etkili oldu. Dolayısıyla orada ortalama kesinti süreleri yani 10 kattan daha fazla düşme oldu. Orada çok ciddi bir ilerleme elde ettik. Mesela bu bölgelerde yüksek tüketimden dolayı trafo hasarları, trafo yanmalarını falan artık karşılaşmıyoruz. Normal ülke ortalamasında bir tüketimle karşı karşıyayız. Bu akıllı şebekelerin tabii özellikle coğrafi bilgi sistemleriyle entegrasyonu da çok önemli. Biz tabii bu entegrasyonları da sağladık. Yani dinamik bir envanterimiz var. Yaptığımız bütün tesisleri ve şebeke eklemelerini, çıkarmalarını bu dinamik envanter sayesinde görebiliyoruz, yönetebiliyoruz. Özellikle bu akıllı şebekeleri tesis ettiğimiz yerlerde herhangi bir müdahale anında görebiliyoruz. Bu tabii bize ne getiriyor? Çok ciddi bir veri yükü getiriyor.
Standart bir şebeke modelinde sizin bu kadar ölçüm yapmaya ihtiyacınız yok aslında. Çok basit bir sayaçla bunu yapabilirsiniz. Ama komplike bir şebeke modelinde ister istemez sizin her 15 dakikada bir veri almanız gerekiyor. Bunları işlemeniz gerekiyor. Bunlardan raporlar çıkarmanız gerekiyor. Bu raporların bir kısmı işte arızaysa ekiplere, arıza ekiplerine yönlendirmeniz gerekiyor. Eğer kayıt dışı kullanımsa kaçak ekiplerine yönlendirmeniz gerekiyor. İşte açma kesme ile ilgili bir konuysa ona ilişkin ekiplere yönlendirmeniz gerekiyor. Burada önemli bir husus daha var. Biz bu akıllı şebekeyi tabii yapay zeka platformlarıyla da birleştirdik. Bizim hali hazırdaki iş emirlerimizin %30'u bu yapay zeka sayesinde üretiliyor. Ve ekiplere sistem öğrenerek, elde ettiği sonuçları öğrenerek bunu yorumluyor ve ekipleri yönlendiriyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Biz bu oranın her gün daha artacağını düşünüyoruz. Bu da tabii çok ciddi bir kalite ve verimlilik getirecek. Bunun bir diğer ayağı da saha yönetim sistemleriyle entegre edilmesi gerekiyor. Biz İsmail Bey'in de bahsettiği gibi bir ekip otomasyonu kurduk. Bizim hali hazırda 1250 saha ekibimizde tabletler var. Bunlar arıza onarım bakımından ve tesise kadar her türlü işlemleri bu otomasyonla yapıyor. Burada tabii optimizasyon çok önemli. Ekiplerin yönlendirilmesi çok önemli. Yaptığı işin kalitesi çok önemli. İş sağlığı ve güvenliği çok önemli. Bunların hepsi tabii bu sistemlerle, bu platformlarla birleştiriliyor. Sonuç olarak dijitalizasyon aslında bize şunu getiriyor. Biz şebekemizi daha iyi yönetebiliyoruz. Çok daha etkin ve verimli şekilde ekiplerimizi yönlendirebiliyoruz. Ben bunu gelecekte çok çok daha gelişerek, özellikle yapay zeka uygulamalarıyla birleştirilerek tüketiciye sunulacağını düşünüyorum. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle dağıtım üretim sistemleriyle ilgili. Yani biliyorsunuz burada artık güneş gelecekte birincil kaynak gibi olacak. Yani burada güneşle ilgili olarak hem maliyetlerin düşmesi hem üçüncü jenerasyon güneş sistemlerinin hayata geçmesi, dünyada ve Türkiye'de, ülkemizde de geçen sene Mayıs ayında yapılan düzenlemeyle birlikte, özellikle mahsuplaşma düzenlemesiyle birlikte, buradaki atılan adımlar da dağıtık üretim sistemlerinin hayata geçeceği ve çok yaygınlaşacağı söz konusu. Tabii bu sistemler tüketicilere ciddi faydası olacak. Kendi üretimini kontrol edebileceği gibi bir verimlilik de getirecek. Teknolojik gelişmeler maliyeti düşürecek. Bunun da özellikle akıllı şebekelerle kontrol edilmesi ve İsmail Bey'in de söylediği gibi iki yönlü bir şebeke söz konusu burada. Bunların merkezi olarak denetlenmesi, sisteme entegre edilmesi ve dengesizliğin minimuma düşürülmesi söz konusu olacaktır. Bizim gördüğümüz bu, gelecekte özellikle dağıtık yapılar da ciddi bir şekilde yer alacak. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim ama tabii konuyla ilgili eğer sorularınız olursa yine devam etmek isterim. Mehmet Bey, teşekkür ederiz katkılarınız için. Bu arada ikinci turla alakalı gerek Murat Bey'in gerek İsmail Bey'in ilave etmek istedikleri hususlar varsa o konuda tekrar söz verebilirim. Aynı zamanda izleyicilerimizden de
soru varsa o soruları da almaya başlayabileceğimizi buradan duyurmak isterim. Sorular geldiğinde takip edip cevaplarız ama Murat Bey'in tekrar ilave etmek istediği hususlar varsa ben Murat Bey'e tekrar bir söz vermek istiyorum. Sağ olun Sayın Bakanım. Ben aslında biraz önce o anlattığım özette bu değişime niye ihtiyacımız varı da koymak lazım. İsmail Bey ve Mehmet Bey çok güzel ifade ettiler. Türkiye olarak hani bulunduğumuz sektör kritik öneme haiz. Ne demek bu aslında? Enerjiyi çıkarın bütün o reel piyasanın içerisinden veya finans piyasanın içerisinden. Aslında Türkiye pozitif değer üreten bir ülke. Yani şöyle düşünün, o maliyetleri, enerji maliyetlerini çıkardığınızda geri kalan kısım cari fazla verebilecek durumda. Şimdi pandemi döneminde de daha fazla gördük krizleri anlık sürekli olan. Bu aslında bu dediğimiz işte o değişime ayak uydurmak için yeni fikirlere, yeni görüşlere, girişimcilik ruhuna ihtiyacımız var. Biz en son enerjisi olarak bu ivme programını çıkardığımızda insanlara bu kapıyı açtık. Neler yapabilirsiniz enerji sektörü için diye. Biraz önce söylediğimiz aslında bizim de talep ettiğimiz şeyler geliyor gençlerden de. İşte müşteri yönetimi, müşteri memnuniyeti, sayaç çözümleri, müşteri memnuniyeti için uygulamalar ve araçlar, bunların içerisinde robotlardan tutun da işte veri analitine, ileri veri analitine, iş sağlığı, güvenliği gelmiş çok önemli. Saha, ekip ve envanter yönetimi ve önleyici bakım. Şimdi bunlara baktığımızda aslında dağıtım sektörü için evet bu çözümlerin yerleştirilmesi, millileştirilmesi aslında o insanların fikirlerine verdiğimiz önem, verdiğimiz değer ve desteklenmeye bağlı. Tabii bunlar yapılırken de özel sektör ve kamunun ortaklığıyla yapılacak olan şeyler ki bugün biraz önce de bahsettim. Bakanlığın strateji dokümanları, EPDK'nın yaptıkları, dünya trendleri bunların hepsi harmanlanarak bir yere gidiyor. Bugün dünyanın aslında yaşadığı en büyük problemlerden biri de enerji. Son iki savaşa bakıyorsunuz hani bunları örnek olarak değil ama hep gündem enerji. Bugün bu krizde de yine enerji en önemli rolü oynuyor. O yüzden ben yine hani önemli bundan bahsetmek istiyorum. Türkiye dediğim gibi yabancılar açısından da finansman kaynakları açısından baktığınızda pozitif değer üreten bir ülke. Enerji maliyetlerini ayrı tuttuğumuzda. O zaman bize sektör oyuncuları olarak da bu açığı kapatan, bugünkü dünyada en önemli şekilde işsizlik oranının tehlikeli seyrettiği bir dönemde aslında bu kesişmelerin, dünya trendleriyle Türkiye'deki tetikleyen şeylerin bir araya geldiğinde yeni iş alanları oluşturacağını, bununla ilgili aslında o genç potansiyelimizin, o girişimci ruhun olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda hem kamu hem özel sektör beraber el ele verip gelecekle ilgili neler yapabiliriz aslında bunların üzerinde yeni aksiyonlar almak gerektiğini düşünüyorum. Kısaca ikinci dönem için özetim bu. Sayın Bakan. Evet, peki teşekkür ederim Murat Bey katkılarınız için. Ben de şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu pandemi döneminde bunun önemini hala da pandemi döneminin içerisindeyiz. Çok net bir şekilde gördük. Dijitalleşmenin gerekliliğini. Şimdi dağıtım şirketlerimiz de özellikle görevli tedarik şirketlerimiz de bu sürede, hatta bu süre başlamazdan önce büyük oranda tamamlamışlardı. Özellikle birçok işlemin müşteri hizmetleri merkezlerine gelmeden uzaktan yapılabilmesini temin ettiler. Dijital başvurularla abonelik, perakende satış sözleşmelerinin sonlandırılması veya yeniden sözleşme oluşturulması gibi uzaktan başvuruyla yapılabilir hale geldi. Tabii iyi bir gelişme. Biz bu meyanda dağıtım şirketlerimize ve diğer görevli tedarik şirketlerimize daha yeni birçok hizmetin benzer şekilde fiziken bir araya gelmeye ihtiyaç duyulmadan da yapılabilmesine imkan tanıyacak çalışmaları yapmalarını talep ettik. Özellikle dağıtım şirketlerimizin bağlantı anlaşmalarını da bu kapsamda yapabilmeleri konusunda gayret sarf etmelerini kendilerinden talep ettik. Bazı dağıtım şirketlerimizin bu konuda çalışmalar yaptığını biliyoruz.
bu vesileyle tüm dağıtım şirketlerimize buradan tekrar bu hususları aktarmakta fayda görüyorum. Ne kadar dijital ortamda müşterinin müşteri hizmetleri merkezine gelmesine gerek olmadan iş ve işlemleri tekemmül ettirebilirsek bu o alanda başarılı olmuş olacağız. Uzaktan sayaç okuma sistemleri biliyorsunuz çok daha önceden beri başlayan ve gittikçe de oransal olarak, sayısal olarak gerek abone bazında gerek tüketim miktarları bazında sayısını artıran bir mekanizmaya sahip. Biraz önce Mehmet Bey'in bahsetmiş olduğu şebekeyi, tüketimi, verileri yorumlayabilme ve bunlarla ilgili aksiyonlar alabilmenin ötesinde şöyle bir önemine de şahit olmuş olduk bu pandemi sürecinde. Biliyorsunuz zaman zaman endeks okumayla alakalı iş ve işlemlerde bazı kısıtlamalar yerel yöneticiler tarafından getirilmek istendi. Özellikle pandemi konusundaki tedbirler kapsamında. Bu durumda otomatik bazı aboneler için otomatik sayaç okuma sistemlerine geçilmiş olmasının en azından dağıtım şirketlerinin endeks okuma konusunda belli bir miktarı mahalline gitmeye gerek kalmadan okuyarak bu süreçten olumsuz, ekonomik anlamda olumsuz etkilemesinin de biraz önüne geçilmiş oldu. Tabii önümüzdeki dönemde bu sayıların artırılmasının da önemi biraz daha ortaya çıkmış oldu diye düşünüyorum. Bu hususları da bu vesileyle belirtmekte fayda gördüm. İsmail Bey, sizin var mı ilave etmek istediğiniz hususlar? Sayın Bakanım, izninizle çok birkaç konuya hızlıca değinmek isterim. Şimdi biz geçmiş dönemlerde yani sektör ve teknoloji sağlayan firmalarla, üniversitelerle işbirliğine giriştiğimizde veya ARGE projeleriyle ilgili çalışmalar yaptığımızda genellikle bize talep tahmini, uzaktan okuma sistemleri gibi alanlarda birbirini tekrar eden projeler gelir. Şimdi artık bizim işte bu toplantının başından beri, oturumun başından beri onu anlatmaya çalışıyoruz. Sektörün geldiği teknolojik düzey artık belli bir aşamanın ötesinde. Dolayısıyla hani bizi dinleyen ve bu alanda faaliyet gösteren bütün şirketlerimizden, çözüm ortaklarımızdan artık biz şunu istiyoruz, şunu bekliyoruz. Şimdi atıyorum OSOS'ta biz şimdiki tüketim limitlerinin altına inmeye kalktığımızda bir verimlilik ekonomisi yaratmamız lazım. Ki bu yapılan yatırım kendisini karşılayabilsin, bir rasyonel olsun, feasible olsun. Şimdi buna kafa yormak lazım. Yoksa RF teknolojisiyle, PLC'yle belli bir tüketim üzerine okumak, modem, hani bunlar artık sektör, işte az önce Mehmet Bey söylüyor, yani fevkalade bir örnek, 600 bin uzaktan okumaya sahip bir dağıtım şirketimiz var bizim. Fakat bundan daha ötesine taşımak adına, yeni verimlilik alanları yakalamak adına buna ihtiyacımız var. İkincisi, siber güvenlik. Yani bizim şebekelerimiz her geçen gün akıllandıkça bir o kadar da siber saldırıları açık hale geliyor. Dolayısıyla yani siz ve bunlar ulusal şebekeler. Yani bir ülkenin en temel altyapıları. Dolayısıyla bir ulusal güvenlik perspektifinden mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Yani malumunuz biz mesela müşteri verilerimizi yurt dışında herhangi bir yerde tutamıyoruz. Yani içeride tutmamız gerekiyor. Yani bunun gibi belki siber güvenlik yazılımlarının da, siber güvenlik çözümlerinin de belli bir yerelleşme ve ulusal bir perspektif içermesi gerekiyor. Bu alanda bence çaba gösterilmesi lazım. Çalışmalar olması gerekiyor. Murat Bey söylediği önleyici bakım, yani sizin de liderliğini yaptığınız önümüzdeki dönem için artık bakım
modülü oluşuyor. Yani şimdi şirketlerin yıllık 10 milyon, 20 milyon bakım yaptığı bir dünyadan 80-100 milyon şirket başı yatırım yaptığına gittiği bir dünya bir sürü çözümü ihtiyaç duyurur. Dolayısıyla bu alanda da bizlerin verimlilik sağlayacak planlama, yönetim, kontrol, o tür çözümlere ihtiyacımız var. Bir başlığı hem Mehmet Bey hem aslında Murat Bey değindi. Murat Beylerin ben Enerjisan'ın da o konuda çok ileri düzey çalışmalar olduğunu biliyorum. Yani bizim işimiz çok riskli bir iş. Yani iş kazalarının olduğu bir alan. Bu konuda hani biz elder olarak ve şirketler olarak sıfır kaza vizyonunu ve misyonunu benimsememiz lazım. Bu da aslında çok ciddi bir teknolojik altyapıya, yönetim altyapısına ihtiyaç duyuyor. Yani rutin kontrollerle veya insan bazlı denetim yaklaşımıyla bence bu işin sınırlarına gelindi zaten. Şimdi işte uzaktan onay sistemleri, işte Murat Beyler de yapıyorlar, biz de tamamlamak üzereyiz, görüntülü onay sistemi. Uzaktan dijital operasyon merkezleri, yani operasyonu anında izleyen sistemler, araçları takip eden, araçlardan sürekli kamera görüntüsü alan sistemler. Yani eğer ki yani cam yerine konulması mümkün olmayan bir şey, çok üzücü olaylara hepimiz bu sektörün aslında konuşuyoruz ama en can sıkıcı, en yani Sayın Bakanım size yıllarca yöneticilik yaptığımız bu sektörde maalesef ölümlü kazalar oluyor. Yani bunun önüne geçmenin de yolu çok katı uygulamalar ve çok üst düzey bir vizyon benimsemekle olur. EPDK'nın ve sizlerin ben biliyorum yeni dönemde ölümlü kazalarla ilgili çok ciddi şirketlere hedefler yüklüyorsunuz. Bu ancak teknolojik altyapıyla olur. Bu alanda da bizim sektör olarak her zaman işbirliğine açığız, çözüm odaklı olmaya açığız. Son olarak da ben Sayın Bakanım, biz siz de malumunuz, Türkiye Enerji Akademisi diye bir girişimimiz var. Orada her sene daha önce mühendislik öğrencilerine eğitim veriyorduk. Onlara mentorluk yapıp staj ve sonraki meslek hayatına destek veriyorduk. Son iki yıldır da girişimcilik, inovasyon projelerini destekliyoruz. Onlara önce girişimcilik eğitimi veriyoruz. İyi işler de çıkıyor. Hatta bir iki tane projemiz yatırım aşamasında, yurt dışında yatırım bulma aşamasında. Yani o tür çabaların, hani ben biliyorum bütün sektörde, bütün diğer şirketlerimizde de var. Hani bir yönüyle de bu anlamda da üniversitelerle, genç girişimcilerle işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Bu ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda da ilgilenecek herkesle işbirliğine açık olduğumuzu buradan aracılığınızla duyurmak isterim Sayın Bakan. Evet İsmail Bey, teşekkür ederiz. Şimdi ben bilgisayarımdan göremiyorum ama bana iletilen iki tane soru var. Müsaadenizle onları bir sizlerle paylaşmak istiyorum. GES kurulumları ile ilgili tüketicilere yönelik kolaylıklar düşünüyor musunuz? Sorumuzun birisi. Diğeri de benzer bir soru gördüğüm kadarıyla. Yine de onu da bir okuyayım. Elektrik üretim payında güneş santrallerinin oranını artırmak için ev, fabrika tesislerinin hali hazırda mevcut çatıların kullanılması için teşvik edici desteklerin olması önem arz etmektedir. Kontrol ve arıza müdahalelerinin uzaktan yapılması işletme maliyetlerini büyük oranda azaltacağı görülmektedir. Bu konuda yapılan ARGE projelerinin desteklenmesi için ayrıca bir bütçe var mıdır gibi üç tane soru var. Şimdi ben bir kısmına biraz cevap vereyim. Aslında sorular size gibi Sayın Bakanım. Bizden çok size gibi sorular. O zaman ben bir kısmına cevap vereyim. Sizin
ilaveten katkı vermek istediğiniz hususlar olursa siz de katkı vermeye çalışın. Biliyorsunuz kendi tüketimini karşılamaya yönelik tüm abonelerimiz çatılarda güneş santrali kurmak üzere elektrik üretebiliyorlar. Kendi kurulu güç bağlantı güçleriyle sınırlı olmak üzere. Sadece belli abone gruplarında bağlantı noktası yine aynı olmak üzere araziye kurma hakları da var. İşte bunlar tarımsal sulama aboneleri veya kamu kurumlarının da bağlantı noktası aynı olmamak üzere bile birden çok aboneleri de birleştirmek suretiyle abonelerin tüketimlerini karşılamaya yönelik güneş enerjisi santralleri kurma lisanssız hakları var. Bu konuda iş ve işlemlerin de mümkün olduğunca basitleştirilmesi konusunda bayağı bir düzenleme yapıldı. Tabii bunların gerçekleşebilmesi için aynı zamanda bazı teknik kısıtlar da söz konusu. Netice itibarıyla bu güneş santralleri veya diğer santraller TEİAŞ'ın trafo merkezinin bir barasına irtibatlı santral. Dolayısıyla TEİAŞ'ın trafo merkezindeki teçhizatların kısa devre dayanma gücüyle sınırlı bir üretim bağlantı kapasitemiz söz konusu. Bazen bu konuya takılan talep sahipleri, müşterilerimiz olabiliyor. Bunun da bir teknik zorunluluktan kaynaklandığını hatırlatmakta fayda görüyorum. İşlemlerin tabii dağıtım şirketlerinin haricindeki diğer kurumlarla alakalı hususlar biraz bakanlığımızın belediyeler gibi veya diğer bazı başka kurumlardan alınacak izinlerle ilgili hususlar biraz bakanlığımızın dışındaki iş ve işlemler oluyor. Ama buradan şunu belirtmekte fayda görüyorum. Gerek dağıtım şirketlerinde, gerekse de bakanlığımızdaki süreçlerde işlerin daha da basitleştirilmesine yönelik tüm önerilere biz açığız. Tabii bu önerilerin işlerin fen kurallarına, tekniğine uygun olarak yapılmasını önleyecek bir öneri de olmaması gerekiyor. Netice itibariyle elektrik dağıtım sektörü iş güvenliği açısından da önemli bir sektör. Dolayısıyla olunan kurallar, istenen talepler de bu iş güvenliği ile alakalı hususları riske atmamayı da içeren hususlar. Bu önerilerin, gelecek önerilerin bunları da dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda işin fenliğini, tekniğini, iş güvenliğini riske atmayan basitleştirme önerilerine biz her zaman açığız. Gelen talepleri değerlendiririz. Daha da basit hale getirme ile ilgili çaba sarf ederiz. Onu belirtmekte fayda görüyorum. Ama netice itibariyle hali hazırda abonelerimizin büyük çoğunluğu biliyordur ve kullananlar var. Kendi bağlantı güçleriyle sınırlı olmak üzere ve 5 megawatta kadar kendi tüketim ihtimallerini karşılamaya yönelik veya belli aboneler tesisi kurma imkanları, dağıtım şirketlerinin bir ARGE bütçesi, bu konulara yönelik bir ARGE bütçesi var mı? Var. Dağıtım şirketlerine bir ARGE bütçesi veriliyor. Dağıtım şirketleri ARGE konularını EPDK'ya sunuyorlar. EPDK tarafından onaylanan ARGE konuları üzerinde de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kendilerine verilen bütçenin altında kaldığı takdirde daha sonra bu düzeltiliyor, düzeltme katsayılarıyla. Ve bu
ARGE faaliyetlerinden de bu birkaç senedir uygulanmakta olan bir uygulama. ARGE faaliyetlerinden de biz zaman zaman da EPDK'dan neticelenen ARGE çalışmaları konusunda aldığımız bilgiler kapsamında baktığımızda gerçekten çok faydalı, pratikte gerek dağıtım şirketinin işini kolaylaştıran, gerekse de müşterinin daha kaliteli hizmet almasını temin edecek sonuçların çıkmış olduğunu görüyoruz ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bu iki soruyla alakalı var mı arkadaşlarımızın ilave etmek istediği bir soru? Onu sorayım. Bakalım, şöyle bir şey ilave edebilirim ben aslında. Bu işlerde bir de bu işin yönetmelikleri kolaylaştırılması bir tarafa, bir de finansal altyapısı var. Özellikle hani şirketlerde buna ilişkin çözümler de çıkmaya başladı. Özellikle perakende şirketlerinde. İleriye vadeli 10 yılı alan, 5 yılı alan modeller çıkarılabiliyor ki Avrupa'da uygulanan bir model bu. Ki biliyorsunuz Almanya'da şu an toplam bizim üretimimiz kadar aslında çatıya yönelik şeyler var. Ve işimizin enerjisi şeklinde de çıktığımız bir lansmanlar var anasıl olarak. Burada da çözüm aradığımız şey şu. Birkaç soru daha var görebildiğimiz kadarıyla. Bu dağıtık üretim modeli dediğim şey aslında enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi. Baktığımızda bu ölçeklerde bunun fayda maliyet analizine baktığımızda aslında nerede durmamız gerektiği, nerede bir yatırım yapmamız gerektiği önemli bir hal alıyor. Çünkü o büyük merkezi yatırımlardan neden dağıtık üretimi seçiyor aslında dünyadaki trend? Bunu doğru anlamak lazım. Ürettiğimiz, tükettiğimiz yerde üretmek birinci hedef. İkincisi maliyet fayda analizinin doğru yere oturuyor olması. Ki bunlar belli teşviklerinde bu nedenle yapıldığını biliyoruz. Dünyada da böyle işletiliyor bu sistem. Ciddi faydalar sağlayacağına da inanıyoruz. Üzerine yatırım yapmamız. Bir de başka soru arkadaşlar. Her dağıtım şirketinin bu kadar dağıtık yatırım yapması yerine bütüncül bir yaklaşımla tek merkezden yapılması çok daha ekonomik olmaz mı? Aslında soruyu tam anlayamadım. Bilmiyorum anlayan arkadaşımız var mı da. Sayın Bakanım, orada bir planlama var aslında biliyorsunuz. Sen neticede tabii, neticede biz şunu kastediyoruz. Yani elektriğin tüketildiği yerde mümkün mertebe üretilmesi çok daha teknik olarak teknik kayıpları da azaltan, dolayısıyla her ne kadar bazı işletme faaliyetlerinde daha dikkatli olunmasını gerektiren hususları da ve maliyetleri de içeriyor olsa bile daha teknik kayıpları azaltan bir yapıya sahip. Bu açıdan bakıldığında öbürü de zaten pratikte var. Merkezi bir noktadan lisanslı olarak elektrik üretip şebekeye bağlanan üreticilerimiz de var. Ama neticede biz elektriğin tüketildiği yerde üretilmesini de temin edecek mekanizmaları konuşuyoruz. Bir diğer soru, enerji verimliliğinde elektrik çok önem arz etmektedir. Dağıtım şirketlerimiz enerji verimliliği, enerji tasarrufu ile ilgili sokak aydınlatmalı, trafolar, şebekelerde kullanılan malzemelerde tüketicilere yönelik bir çalışma periyotları, enerji verimliliği derneğimizle bir ortak çalışmaları, bununla ilgili çalışmalar yürütüyorlar mı? Özellikle sorulmak istenen husus, elektrik dağıtım şirketlerimiz enerji verimliliği konusunda da gerek kendileri gerek bu konudaki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmaları var mı? Bunu soruyor bir izleyicimiz. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Ben bu konuda bir söz almak istiyorum Sayın Bakanım. Mehmet Bey, buyurun. Şimdi tabii enerji verimliliği ile ilgili bu çok alt başlığı olan bir husus enerji verimliliği. Neticede üretilen enerji tüketicinin ne kadar az kayıpla bunu tüketiyorsa biz ölçtüğümüz verimlilik bu.
bu izolasyondan başlıyor ta taşıma kayıtlarına kadar, dağıtım kayıtlarına kadar hepsini de içeriyor. Biz Dicle ile ilgili olarak tabii bizim ana konumuz bu şebekedeki kayıtları veya kayıt dışı kullanımı engellemek. Burada iki ana başlıktan özellikle bahsetmek istiyorum. Bir tanesi biz bu özelleştirme sürecinden sonra sadece 2019 yılında ölçtüğümüz 6 milyar kilowatt saatlik bir enerji kayıt altına aldık. Yani buradaki kayıt dışı kullanımı engelleyerek, bunları kayıt altına alarak, burada akıllı şebeke çözümleri sunarak, çok etkin saha faaliyetleri yürüterek 6 milyar kilowatt saat bir yıllık enerji kayıt altına aldık. Yani bu anlamda hakikaten çok büyük bir tasarruf sağladım. İkincisi özellikle tarımsal sulamayla ilgili ben bir bahsetmek istiyorum. Bu inovasyonun ve ARGE faaliyetlerinin buradaki tarımsal sulamadaki enerji kullanımına, buradaki verimliliğe yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada çok ciddi bir alan var, niş bir alan var. Bu boşluk doldurulduğu zaman hem tarım anlamında oradaki topraklarımızın iyi kullanılması, oradaki ekolojik dengenin sağlanması açısından çok ciddi bir katkı olur. Hem de çiftçimize çok daha uygun, çok daha ekonomik enerji tedariği söz konusu olur. Onun için buraya yoğunlaşması gerekiyor. Çalışmaları. Dijital olarak da biz bu alana yoğunlaşıyoruz. Burada hem bilinçlendirme çalışması yapıyoruz, hem saha faaliyetleriyle çeşitli çözümler sunuyoruz. Ama bunun yanında tabii komplike, yenilenebilir enerji sistemleriyle bütünleşik sistemlere ihtiyaç var. Entegre sistemlere ihtiyaç var. Özellikle sulama sistemleriyle ilgili. Bu konudaki çalışmaları hani biz destekliyoruz. Bu alana yönelmesi durumunda da ülke olarak çok büyük kazanç sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yani Dicle EDAŞ olarak özellikle tarımsal sulamadaki abonelerimize suyu, dolayısıyla da elektriği daha verimli kullanma yöntemleri konusunda bilgilendirmeler mi yapıyorsunuz? Yönlendirmeler mi yapıyorsunuz? Evet, hem bilgilendirmeler yapıyoruz, hem de tabii bu alanda da ARGE çalışmalarımız da var. Ve bu konudaki ARGE projelerinde de işbirliği yapmaya hazırız. Buranın gelecek için de çok önemli olacağını düşünüyoruz. Sayın Bakanım, ben şeyi de söyleyeyim. Enerji Verimliliği Derneği ile kurumsal işbirliğimiz, aslında Enerji Verimliliği Derneği rahmetli İbrahim Çağlar'ın başkan olduğu dönemde de biz hani o günden bu yana çok ciddi birlikte çalışmalar yaptık. Bizim ELDER'in yönetim kurulu üyelerimizin çoğu aynı zamanda Enerji Verimliliği Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi oldular. Önemli katkılar sağladık biz elektrik dağıtım şirketleri olarak Enver'e. Ki halihazırda biliyorsunuz TEDAŞ Genel Müdürümüz Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve bizim malzemelerle ilgili kullandığımız yani trafo, kablo, onlarla ilgili teknik spesifikasyonları TEDAŞ belirliyor. Yani kurumsal düzeyde işbirliğimiz Enerji Verimliliği Derneği ile oldukça üst seviyede. Fakat bu konuda da Türkiye aslında ilerleme içerisinde. Malumunuz hatta ilki de bizim bölgede şimdi kamu binalarında enerji verimliliği projeleri başlıyor. İlk ihale de Bursa Kız Meslek Lisesi'nde yapılacak. Orada yani ısı, elektrik, yani bütün kendisinin elektrik üretmesi, Dünya Bankası'nın işte finanse ettiği yaklaşık 200 milyon dolarlık benim bildiğim kadarıyla kamu binalarıyla birlikte örnek uygulamalar başlayacak. Yani tepeden tırnağa bütün kamu binalarındaki enerji verimi mümkün hale gelecek.
enerji performans sözleşmeleri, yani şirketler bazında da enerji performans sözleşmeleri yapmaya başladık. Hani en azından kendi kurumsal yapımızın içerisinde önemli kurumlarla bunu yapıyoruz. Biz kendi şirketimizde de tabii ki herkese yetişmemiz mümkün değil ama ışık yakmaya çalışıyoruz. Enerji danışmanı diye bir projemiz var. Bununla belli elemanlarımızı eğittik. Yani tüketimi belli bir hacmin üzerindeki özellikle orta ölçekli ticarethanelerde, küçük sanayi işletmelerinde, çünkü malumuz yani büyük sanayi işletmelerinin hemen hemen hepsinde bu altyapı var zaten. Çünkü en önemli giderleri elektrik. Yani Türk müteşebbisi, Türk işletmecisi artık kılı kırk yarıyor. Yani verimlilikle çalışmak zorunda ama daha küçük ölçekteki işletmelerde Sayın Bakanım bizim bir enerji danışmanı projemiz var. Bölgemizde düzenli bir şekilde saha ziyaretleri yapıp elektrikli aletleri, çalışma koşullarını, bulunduğu yeri, özelliğini, hepsini şey yaparak yük durumunu müşterilerimizin tüketimini azaltma yönünde de teknik destek veriyoruz. Bu konuda belli bir orana ulaştınız mı İsmail Bey? Mesela müşterilerimizin herhalde en çok mesken müşterilerine mi bilmiyorum bu bilgileri veriyorsunuz. Bakın, şu kadar yüzde şu kadarına ulaştık ve o kadarını bilgilendirdik, bilinçlendirdik diyebileceğiniz bir rakam var mı? Şöyle Sayın Bakanım, hani şu aşamada elinde bir bilgi yok. Şunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Şu anki bizimki bir program çerçevesinde değil, bir bilinç, farkındalık yaratma, bilinçlendirme. Ama şimdi siz haklı olarak bunun bir planlı çalışmaya dönmesini bekliyorsunuz Sayın Bakanım. Hani o düzeyde değiliz. İnşallah bundan sonra biz o tür bir planlama ve program içerisine gelelim. Ama şu aşamada hem mesken hem de daha çok dediğim gibi yani bir elektrikçi, bir elektrik teknisyeni, elektrik mühendisi istihdam edemeyecek işletmelerde bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, bize ayrılan sürenin de hemen hemen sonuna yaklaştık arkadaşlar. Ben son olarak ARGE ile ilgili sorulan soruda Murat Bey'den söyleyebileceği projeler var mı diye bir hatırlatmak istiyorum. Bu konuda söz vermek istiyorum kendime. Çünkü bazı izleyicilerimiz bunu merak etmişler. Var mı Murat Bey, biz konularda ARGE'ler yapıyoruz diyebileceğiniz Sayın Bakanım şunları ifade edebilir mi? Biraz önce arkadaşlarım da ifade ettiler. Aslında her şirketin kendi dinamiklerine göre çeşitli öncelik projeleri var. Belki o şeyi de cevaplıyor. Yani hepimiz aynı anda ARGE mi yapsak onu da bir taraftan yürütüyoruz ortak problemlerde ama şirketlerin kendine spesifik sorunları olduğunda ona ilişkin ARGE projeleri de ama şunu da eklemek istiyorum. PH'la beraber biz aslında uluslararası bir enerji verimliliği ve karbon ayak izinin düşürmesiyle ilgili bir Avrupa Birliği cluster'ında da yönetimindeyiz aslında. Burada dünyadaki 40 ayrı ülkede enerjiyle ilgili örnekler ki bunun içerisinde cidden elektrik erişiminin olmayan ülkelerin de dahil olduğu. Diğer taraftan Güney Afrika'da sadece okyanustan enerji ürettikleri modellere kadar aslında projeleri Türkiye'ye ulaştırabildiğimiz, getirip buradaki TÜBİTAK'la özellikle ki oradaki Avrupa Birliği'ndeki sorumluluğu, kamu sorumlusu aslında TÜBİTAK, çeşitli projeler getirdik ve son 3 yıl içerisinde aslında Avrupa'ya da en fazla proje etiketi alan ülke olduk. Bu anlamda bunun içerisinde mikrogrid çözümleri var, köy elektrifikasyonu var, talep yönetimi, bunların hepsinden aslında proje üretilebiliyor. Özellikle enerji verimli çok bakir bir alan. İskandinav ülkeleri hariç aslında henüz daha o istenilen mertebeye ne Avrupa'da ulaşmış ne dünyada ulaşmış. Ama Türkiye'de bunun anlamda çok fazla potansiyel var. Bu anlamda her türlü fikre hem ARGE projesi olarak hem girişimcilik olarak bütün şirketlerimiz açık bulunduğu bölgelerde her tarafa da başvurabilirler. Ama daha çok akıllı şebekelerle ilgili mikrogrid ve gömülü santraller şeklinde projeler çok fazla önümüze geliyor Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, ben bu konuyla ilgili bir
affınıza sığınarak, çünkü önemli bir proje. Biz halihazırda Gökçeada'da Sayın Bakan, yani katılımcıların da hani bunu paylaşmak istedim. Çünkü tabii buyurun. Ülke olarak, hani bu sadece bizle alakalı bir şey değil, ülke olarak ben bununla gurur duyuyorum. Yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Gökçeada'da bir projemiz var. Avrupa Birliği ile birlikte yapıyoruz. Yerel yönetim var. Gökçeada'nın çevre koruma dernekleri var. TÜBİTAK var. Sayın Bakanım, burada %100 enerjimiz bize yeter diye bir proje yürütüyoruz. Adayı izole bir enerji adası haline getireceğiz projede. Pil teknolojisi kullanacağız. %100 yenilenebilir. Depolama yapacaksınız. Depolama yapacağız. Yani mikro şebeke yapacağız. Yani şu ana kadar konuştuğumuzun hepsini biz Gökçeada'da yapacağız. Bunun lansmanını yapacaktık Sayın Bakanım ama maalesef işte bu salgın her şeye engel oldu. Bütün hazırlığımızı da yapmıştık. Basına da bu projemizi anlatacaktık. İşte burası da vesile oldu. Yani biz aslında dağıtım şirketleri olarak içinde bulunduğumuz değişim dinamiğini mümkün olduğu kadar yaşamaya çalışıyoruz Sayın Bakanım. Evet, peki arkadaşlar, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Umarım izleyicilerimiz için çok faydalı olmuştur, bir ufuk açmıştır. Bize ayrılan süreyi de tam kullanmış olduk. Ben tekrar katkılarınız için teşekkür ediyorum. Tekrar başka bir programda, başka bir zeminde görüşmek üzere. Hem sizlere hem de tüm izleyicilere selamlarımı arz ediyorum. Hoşça kalın. Çok sağ olun.